Şimdi iki ifade birbiriyle çarpılıyor. Değişken değiştirme yapma şansımız da yok. Bu integrali kısmi integralle hesaplamamız gerekiyor. Eğer değişken değiştirme yapılamıyorsa iki ifadenin çarpımının integralinde kısmi integral uygulanmalı. Bağıntımız şuydu. Biz bu integral ifadesini u dv'ye benzetecektik. Eğer u dv'ye benzetirsek integralin sonucu da u çarpı v eksi integral v du olacak. İntegralin sonucu da bu. Şimdi bir kısmı u diyeceğiz, bir kısmı da dv diyeceğiz burada. Tabii iki tane seçeneğimiz var. U'ya ya x kare demeliyiz ya da ln x demeliyiz. Ama biz u'ya x kare dersek geriye yani dv'ye ln x dx kalır. Burada integral almamız gerekiyor. Yani neyin türevi ln x? Bunu bulmamız gerekiyor. Bu da zor olduğu için şu isimlendirme yanlış. Eğer devam etmeye çalışırsak devamı gelmeyecek burada. Bunları değiştirmeliyiz. Yani isimlendirmeyi şöyle yapmalıyız. U yerine ln x, dv yerine de x kare dx demeliyiz. Bu şekilde isimlendirirsek şurada türev alıyorum. Biz eğer du'yu bulmak istiyorsak burada türev almalıyız. U üstü ln x'in türevi 1 bölü x. Du dediğimiz şey, u üstü dediğimiz şey du bölü dx'tir. Eşittir 1 bölü x. Dx'i yolluyorum karşısına. Bu durumda du eşittir 1 bölü x dx. Du'yu bulduk. Şurada kullanacağız. Burada kullanacağız. U'yu da biliyoruz zaten. Az önce ln x dedik. Yani şu bölüm burası ln x. Şu du kısmı da 1 bölü x. 1 bölü x dx. Biz v'ye de değerini verdik. V'ye şurada, pardon, v'yi bulacağız. V'yi bulmadık. Şuradan bulacağız. Buradan bulacağız. Burada da aynı şeyi yazacağız. Şöyle ayırıyorum. Her iki tarafı dx'e bölüyorum. Şöyle dx'e bölüyorum. Dx'ler gitti. Burası dv bölü dx ki bu v'nin türevi demek. V'nin türevi x kare. Kendimize şu soruyu soruyoruz. Neyin türevi x karedir? X küp bölü 3'ün türevi x karedir. Demek ki v'miz x küp bölü 3'tür. Tabi bunun bir de formülü var. O formüle göre hesaplıyoruz. Üstüne 1 artırıyoruz. 3 aynı sayıya bölüyoruz. Yani rastgele yapmıyoruz bunu da. Şu kısım x küp bölü 3. Bu da x küp bölü 3. Değerleri bulduk. Bunları yerine yazıp hesaplama yapacağız artık. Şöyle devam ediyorum buradan. Ln x çarpı bu kısım x küp bölü 3 eksi integral v yerine x küp bölü 3 yazıyorum. Çarpı du yerine de 1 bölü x dx. Şimdi düzenleyelim. Şu yazılış pek uygun değil. Sanki x de x küp bölü 3 çarpılıyormuş gibi görünüyor. Halbuki burası ln x. Başlı başına bir fonksiyon. Şu ifadeyi başa alıyorum. Yani şöyle yazıyorum. X küp bölü 3 ln x. 3'ü dışarı atabiliriz. Sabit sayı. Tabii paydada olduğu için 1 bölü 3 diye çıkacak. Şunları da sadeleştiriyorum. X de x küpü. Burada x kare kalır. Kalanı yazıyorum yani x kareyi. X kare dx. Artık x karenin integralini alacağız ki onun integralini almak da kolay. X küp bölü 3 ln x eksi 1 bölü 3. X karenin integralini alıyorum. 1 artıracağız üstünü. 2'yi de 3 yapacağız x küp. Tabii üstte elde ettiğimiz şu sayıya da bölmeliyiz. Türevini alınca bu katsayı olarak önüne geliyordu çünkü. X küp bölü 3 olur. Bir tane de c gelecek. Son bir düzenleme yapalım. Şöyle olur. X küp bölü 3 ln x eksi çarpıyorum. 9 eder. X küp bölü 9 artı c. Sonucumuz bu olacak. Evet, var mı anlaşılmayan bir nokta? Var mı? Şunları uyguluyoruz. Şunları. Buna benzetiyoruz. Sonra çıkıyor artık. Ne geliyoruz? Temel noktamız şurası. Şu sarı kırmızı olan yer.